Herkese selamlar. Bu videoda sizlerle beraber sermaye sahibi ticaret konuşacağız. Sermaye sahibi ticaret nedir? Sermaye sahibi ticarette gerçekten sıfır sermaye ile iş yapılabilir mi? Print on demand ve dropshipping arasındaki farklar nelerdir? Amerika'daki bir fiziki ürün tedarikçisinin, ürün baskıcısının yanına gideceğiz. Onun ofisinde sermaye sahibi ticaretle alakalı tüm detayları sizlere anlatacağım. Biliyorsunuz Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşıyorum. Ofisim New York'ta. Bugün sizlerle beraber New Jersey'de bir print on demand tedarik ve baskı firmasının yanına gideceğiz. Bununla alakalı yakın dönemde birkaç duyurum var. O yüzden de bu videoyu detaylı bir şekilde çekmek istiyorum sizlere. Gerçekten print on demand nedir, dropshipping nedir, arasındaki farklar nelerdir? Evet, öncelikle sermayesiz e-ticaret modellerinden bahsetmek gerekiyor. Sermayesiz e-ticaret modelleri denildiğinde aklımıza ilk olarak dropshipping geliyor. Dropshipping ve print on demand arasında belli başlı farklar var. Print on demand talep üzerine baskı anlamına gelmekte. Dropshipping ise aslında sizin bir ürünü direkt tedarikçiden satın alıp satın aldıktan sonra tedarikçinin sizin adınıza müşteriye gönderdiği ticaret modeline deniliyor. Dropshipping'de herhangi bir kişiselleştirilme yapılmıyor ürünlerde. Herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Sadece sizin adınıza müşteriye sanki siz gönderiyormuşsunuz gibi gönderilmiş oluyor. Bu noktada tabii ki dropshipping ticaret modelinde şimdiye kadar farklı pazar yerleri bunun önüne geçmek istediği için bunu birçok noktada engelledi. Amazon, eBay veya farklı pazar yerlerinde dropshipping denediğinizde gerçekten artık çok da mümkün, çok da sürdürülebilir bir ticaret modeli değil. Fakat halen dropshipping dışında daha geçerli e-ticaret modelleri var sermayesiz olarak. Print on demand. Print on demand dediğimiz şey ne? Talep üzerine baskı anlamına geldiğini açıklamıştım zaten az önce. Talep üzerine baskı aslında şu demek oluyor. Bir tedarikçiniz var. O tedarikçinin elinde ürünler var. O ürünlerin tasarımlarını siz yapıyorsunuz. Atıyorum tişört, tumbler, mug, aklınıza gelebilecek birçok ürün olabilir. O ürünlerin tasarımlarını siz yapıyorsunuz. Fakat tedarikçiniz sizin adınıza o ürünleri baskısını gerçekleştiriyor. Kişiselleştirilmiş bir şekilde sizin tasarımlarınızla baskısını gerçekleştiriyor. Ve sonrasında da siz o ürünleri müşteriye göndermiş oluyorsunuz. Dropshipping ticaret modeli Amazon, eBay, işte Etsy gibi pazar yerleri tarafından çok sevilen bir ticaret modeli değil. Fakat ticaret modeli de demeyeyim, iş modeli. Fakat print on demand'e baktığımızda print on demand gerçekten artık popüler, bütün pazar yerlerinin önerdiği ve istediği, talep ettiği, kabul ettiği bir iş modeline dönüştü. Şimdi bu iş modeli arasındaki farklara baktığımızda ise durum şuna dönüyor. Şimdi dropshipping Amazon, eBay veya farklı pazar yerleri tarafından yasaklandığı için ve bir dönem hesaplar ciddi derecede suspend edildiği için bu konuyla alakalı print on demand aslında sermayesiz e-ticaret yapmak isteyenler için bulunmaz bir ilaç gibi ortaya çıktı. O yüzden de print on demand'in detayları bence çok kritik. Kişiselleştirilme olmasından kaynaklı ürünlerde sizin de emeğiniz var. Ürünlerde sizin emeğiniz olduğu için bu genellikle e-ticaret platformları, pazar yerleri tarafından bir ihlal olarak da algılanmıyor. Etsy'de de print on demand gerçekten popülerleşmeye başladı. Türkiye'de birçok dijitalde yetenekli tasarımcı insanlar var. Bu insanlar dijital ürünler satıyorlar fakat aslında print on demand ile birlikte ya da bu iş modeliyle birlikte çok rahat bir şekilde o tasarladıkları ürünleri fiziki olarak da müşterilerine gönderebilirler. Bunların avantajlarını, dezavantajlarını konuşabiliriz ama ben öncelikle girişte biraz dropshipping ve print on demand arasındaki farklardan bahsetmek istedim. İkisi de sermayesiz bir iş modeli, e-ticareti arasında, e-ticaret içerisinde bulunan iş modelleri ama ikisinin de birbirinden farklı yönleri var. Arabayı otopilota aldım. Az önce video çekerken de otopilottaydı. Ben sadece direksiyonu ne olur ne olmaz diye kontrol ediyordum. Şimdi ofise çok az kaldı gideceğimiz yere. Hem ofiste ürünleri birlikte sizlere göstermek istiyorum. Hem de orada birkaç daha detaylı şeyler çekeyim. Arabada trafik esnasında çekim yapmak biraz zor olabiliyor.
Şimdi çok hızlı bir şekilde size dropshipping ile print on demand arasındaki farkı göstererek de anlatmak istiyorum. Dropshipping bu ürünü direkt markasıyla aynı şekilde herhangi bir şeyde değişiklik yapmadan alıp sizin adınıza müşteriye ürünün tedarikçisinin gönderdiği iş modelidir. Bunda herhangi bir kişiselleştirilme, herhangi bir şey yapılmıyor. Direkt siz bu ürünü tedarikçiden online olarak satın alıyorsunuz aslında size sipariş geldikten sonra. Ve sonra sipariş geldikten sonra satıcı, tedarikçi daha doğrusu sizin adınıza ürünü müşteriye gönderiyor. Şimdi burada toplu satın alım vesaire durumları da var da ben genel basit mantıkta anlatmak istiyorum. Diğer taraftan print on demand ise bu bir ürün. Evet, tote bag bir ürün ama bu ürünün tasarımını sizin yapmanız gerekiyor. Bu ürünün tasarımını yaptıktan sonra siz tedarikçiniz veya baskıcınız bu ürünü baskılayarak müşterinize gönderiyor. Sizin tasarımınızla birlikte. Aslında dropshipping ve print on demand arasındaki temel fark bu şekilde. Evet, sermayesiz e-ticaret gerçekten sermayesiz mi? Buna geçelim. Çünkü bu konuda çok fazla soru işareti var ve insanların kafası karışıyor. $0 ile, sıfır sermaye ile bir işe başlayabilir misiniz? Bunları konuşalım istiyorum. Öncelikle bir ticaret yaptığınız takdirde zaten sermayeye ihtiyaç duyuyorsunuz ve sermayeniz olmak zorunda herhangi bir ticaret modelinde. E-ticarette de bu durum aynı. Yani sermayesiz e-ticaret modelinde bile küçük bir sermayeye ihtiyacınız olacak. Nedir bunlar? Etsy hesap açılışı yapmak istiyorsanız, mesela Etsy'de hesap açacaksanız, print on demand yaptırmak istiyorsunuz, Etsy hesap açılış ücretleri var. Bunların ilk ürünlerinin tasarımları ve benzeri işler var. Veya yeterli bilgi birikiminiz yoktur. Bilgi birikimiyle alakalı bir danışmanlık eğitim paketinden yararlanırsınız. Bunlar gibi konularda sermayeye ihtiyaç duyarsınız. Sermayesiz e-ticaret konusunda aslında en büyük noktalardan birisi sizin bir para sermayeniz olmuyor ama bilgi sermayeniz olması gerekiyor. Çünkü sizin o dropshipping'i nasıl yapacağınızı bilmeniz lazım. Print on demand yapıyorsanız nasıl bir ürün tasarlayacağınızı bilmeniz lazım. Bu ürün herhangi bir şey olabilir. Tişört olabilir, bardak olabilir, deri cüzdan olabilir. Aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Fakat sizin o tasarımları nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ya da bir tasarımcı bulacaksınız sizin adınıza bu tasarımları yapan ve bu tasarımcıyla çalıştıktan sonra ona ödeme yapacaksınız. Bu da bir sermaye olacaktır. Yani sıfır sermayeyle hiçbir şekilde para harcamadan cebimden $1 bile çıkmayan bir iş modeli mümkün değil. Fakat çok düşük sermayeyle başlayabileceğiniz bir iş modeli diyebilirim bu anlattığım iş modelleri. Biz bugün biraz daha print on demand üzerine konuşacağız. Print on demand nedir? Print on demand'in avantajları ve dezavantajları nelerdir? Çünkü dropshipping az önce de bahsettiğim gibi Amazon, eBay ve diğer pazar yerlerinde aslında artık suspend sebebi olan durumlardan birisi haline geldi. Çünkü dropshipping'de siz hiçbir ürüne dokunmuyorsunuz. Siz tedarikçinin ürünlerini hiç görmüyorsunuz. Müşteriye aslında sahte bir adres üzerinden ürün gönderimi yapıyorsunuz ya da aracı programların bu adres meselesini sizin adınıza halletmesiyle ürün gönderimi yapıyorsunuz. Ama print on demand'de aslında siz tasarımı yapıyorsunuz, işi yapıyorsunuz. Bir noktada emeğiniz var. Bu emekten dolayı da pazar yerleri için çok böyle negatif algılanan ya da kötü gözüken bir iş modeli değil. Bunu söylemekte fayda var. Print on demand'in avantajları neler? Öncelikle bunlardan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi düşük maliyetler, düşük başlangıç maliyetleri. Yani siz bir e-ticarete başlamak istiyorsanız stok tutmak zorunda değilsiniz. Bir ürün tedariği sağlamak zorunda değilsiniz. Bir firmayla anlaşacaksınız, o firmanın ürünlerine bakacaksınız. O firmanın ürünlerini siz kendiniz için tasarlayacaksınız. Bunlar Türkiye'den firmalar olabilir, Amerika'dan firmalar olabilir. Birazdan detaylarıyla bahsedeceğim. Bu firmalara siz ay sonunda ne kadar satış yaptıysanız onun ödemesini gerçekleştireceksiniz. Ya da Printify, Printful gibi platformlar kullanabilirsiniz. Direkt online olarak bu süreci ilerletebilirsiniz ama Printify, Printful gibi platformlar kullanmanızı çok önermem. Çünkü Printify, Printful'da da aracı bir tedarikçi olduğu için hem platform sizden bir ücret alıyor, hem tedarikçi sizden bir ücret alıyor. O yüzden zaten print on demand iş modelinde kar marjları düşük olduğu için sizin kar marjınız iyice düşüyor. Fakat direkt tedarikçiyle, direkt baskı firmasıyla çalışırsanız sizin kar marjınız biraz daha yükseliyor ve bu sayede daha iyi, daha karlı bir e-ticaret modeliyle iş yapıyorsunuz. Şimdi bu noktada dediğim gibi avantajları düşük başlangıç maliyeti, riskin azaltılması gerçekten ortada, risk kayboluyor denecek kadar az. Çünkü sizin sadece zaman riskiniz var. Zaman harcıyorsunuz. Onun dışında bir ürün stoğuna vesaireye girmiyorsunuz. Büyük bir yatırım yok ortada. Kişiselleştirme tarafı ile alakalı dropshipping'den ayrıldığı için
kötü bir e-ticaret modeli gibi gözükmüyor ya da iş modeli gibi gözükmüyor. O yüzden de negatif bir durum yaşamıyorsunuz. Ve aslında otomasyona bağlayabilirsiniz bu sistemleri. Yani artık yapay zekanın çıkmasıyla birlikte listinglerinizi çok kolay bir şekilde product description'larınızı, title'larınızı veya herhangi bir içeriğinizi yazabiliyorsunuz. Ekstra olarak tasarımlarınızı dahi Midjourney gibi araçlarla çok kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Ve Canva'nın da bu kadar gelişmesiyle birlikte zaten hali hazırda tasarım yapmak için bile Photoshop, Illustrator bilmenize gerek yok. Sadece bunları öğrenmeniz gerekiyor. Bunları öğrenme sürecini hallettikten sonra Print on Demand iş modeli gerçekten düşük sermayeyle, sermayesiz diyemeyeceğim ama 50-60 dolarlık bir sermayeyle çok rahat bir şekilde başlayacağınız, dijital ürün tasarımlarını alarak, Etsy hesap açılış ücretini ödeyerek ve böyle küçük ufak tefek sermayeleri, ön bütçeleri daha doğrusu harcayarak çok kolay bir şekilde başlayabileceğiniz bir iş modeli. Dezavantajları da var bu iş modelinin tabii ki. Dezavantajlarından da bahsetmek istiyorum çünkü her şeyin çok böyle avantajlı gibi gözükmesini de istemem. Ama burada dezavantajlarını avantaja kullanabileceğimiz noktalarından da bahsedeceğim. Dezavantajları tabii ki kar marjı. Siz stok tutmadığınız için, ürünleri kendiniz tedarik etmediğiniz için, direkt ürünün ilk alıcısı olmadığınız için kar marjı biraz daha düşük olabiliyor. Bir de hizmet bedelleri, işte baskı maliyetleri vesaire derken kar marjları düşebiliyor. Ama kar marjının düşmesinin yanı sıra sizin ciddi oranda aslında iş gücü ihtiyacınız olmadığı için çok daha fazla mağaza açarak, çok daha fazla farklı kategoride ürüne girerek çok daha düzenli ve stabil bir gelir elde edebilirsiniz. O yüzden kar marjının düşmesi bir dezavantaj mı derseniz aslında tam olarak bir dezavantaj da sayılmaz. Diğer taraftan üretim süreçlerinde, gönderim süreçlerinde kontrolünüz bir tık sınırlı olabiliyor. Dezavantajlarından birisi. Eğer iyi tedarikçilerle, iyi üreticilerle, iyi baskıcılarla çalışmazsanız müşterilerinize ürünlerinizin nasıl, hangi kalitede nasıl gittiğini bilemeyebilirsiniz. O yüzden de burada gerçekten güvenilir insanlarla çalışmakta fayda var. Bu konuyu da biz sizler için zaten sağlıyor olacağız. Hem Amerika'daki tedarikçilerimiz hem Türkiye'deki tedarikçilerimizle birlikte birden fazla farklı kategoride farklı ürün gamlarını sizlere sunuyor olacağız. Yakında bu detayları da paylaşacağım. Diğer taraftan Print on Demand iş modeli yine az önce bahsettiğim gibi uzun vadede sizin bilgi birikimine sahip olmanız gereken, direkt ürünü alıp bir pazar yerine koyduğunuzda satış yapamadığınız, önce tasarlamanız, kişiselleştirmeniz, trendleri takip etmeniz gereken bir iş modeli olduğu için biraz da yorucu bir iş modeli diyebilirim. Dezavantajlarından birisini söylemek gerekirse. Fakat burada e-ticaret yapmak istiyorsanız, sermayeniz yoksa fakat bilgi birikiminiz varsa, özellikle Türkiye gibi ülkelerde satış yapmak istiyorsanız gerçekten avantajlı bir iş modeli. Çünkü Print on Demand gibi iş modellerinde aslında kar marjınız düşük olduğu için aylık net kar oranında 1000-1500 doları yakalamak, 2000 doları yakalamak Türkiye gibi ülkelerde kabul edilebilir durumda. Fakat Amerika'daki bir insan günün 8-10 saatini belki işte normal hani bu iş yaparken kaç saat harcaması gerekiyorsa o saatini 1000-2000 dolar için harcamaz. O yüzden aslında Türkiye gibi ülkelerden bu iş modellerinde satış yapmak çok daha avantajlı. Siz 1000-1500 dolar düzenli bir gelir elde ettiğinizde rahat geçinebilirken 1000-1500 dolarlık bir gelir aslında Amerika'daki bir insan için hiçbir anlam ifade etmiyor. O yüzden de buradaki satıcı sayısı, Amerika'dan print on demand yapmaya çalışan insan sayısı bir noktada azalıyor. Ya da o insanlar biraz daha sistematik bir şekilde ilerleyerek birden fazla mağaza açarak ilerletiyor süreci ki o bambaşka bir videonun konusu. Kısacası Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız, Türkiye'de yaşıyorsanız özellikle e-ticaretin, özellikle sermayesi e-ticaretin avantajlarından yararlanmakta fayda var. Burada örnek print on demand ürünleri göstermek istiyorum sizlere. Yakında bizim Türkiye'den büyük bir firmayla anlaşmamız sayesinde name necklace ve farklı kategorilerde metal wall art gibi farklı kategorilerde ürünleri sizlere sağlayabileceğimizi duyurmak isterim. Ve ekstra olarak burada gördüğünüz tüm ürünleri Amerika'daki tedarikçimiz ve baskıcımız sayesinde de sağlayabileceğimizi duyurmak istiyorum. Bu konuyla alakalı YouTube videosunun açıklama kısmını ve yorumlara detayları paylaşacağım zaten. Ama burada hem ürünleri görün, burada hangi ürünler print on demand olarak yapılabiliyor, ben ne yapacağım dediğiniz anda ne karşınıza çıkıyor bunları göstermek istiyorum. Bakın bu bir tote bag. Bu tasarımı siz yapıyorsunuz Canva'dan veya herhangi bir yerden. Tabii ki bu tasarımların hepsini kendiniz yapmıyorsunuz. Creative Fabrica gibi ya da Etsy'nin kendi içerisinden dijital tasarımlar satın alıyorsunuz. Dijital ürünler satın alıyorsunuz. SVG, PNG dosyası halinde. Ve ardından hali hazırda bulunan mockup'larınıza yerleştiriyorsunuz. Bunları önümüzdeki dönemlerde zaten detaylı bir şekilde YouTube kanalında bahsedeceğim. Bu video biraz daha böyle print on demand'i anladığınız, sermayesi e-ticaretin gerçekliğinin
farkına vardığınız bir video olsun istedim. Önümüzdeki dönemlerde daha teknik konulardan da bahsediyor olacağım. Burada birçok ürün görüyorsunuz. Bakın cutting boardlar var. Tumblerlar var. Burada tote bagler var. Burada yine masa ışıkları var vesaire. Burada ornamentlar var. Birçok şey var. Birçok ürünü de, burada gördüğünüz her ürünü de sizin adınıza baskılayıp Amerika'dan direkt müşteriye ulaştırabiliyoruz. Aynı şekilde Türkiye'den de takı kategorisinde ve metal wall art kategorisinde bu işlemi gerçekleştirebileceğiz. Detayları yakında bu videonun açıklama kısmına paylaşacağım. Eğer açıklama kısmında henüz paylaşmadıysam birkaç hafta var demektir. Bu videonun bildirimlerini açın ve yorumları takip edin diyebilirim. Bu videoda sermayesi e-ticaretin gerçeklerinden bahsetmek istedim. Sermayesi e-ticaret modelleri neler, print on demand dropshipping arasındaki farklar neler ve print on demand'in gerçek yüzü. Bunları tüm detaylarıyla anlatmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yakın dönemde e-ticaret, girişimcilik ve dijital pazarlama ile alakalı çok daha fazla içeriği bu YouTube kanalında bulabileceksiniz. Dediğim gibi bu videoyu beğendiyseniz veya faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.